Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte 1. E, Dünya Savaşı ve sonuçlarıyla alakalı soru çözümümüze devam ediyoruz. İnkılap tarihine e, serimize devam ediyoruz. E, en son e, 31. sorumuza kalmıştık. 1. Dünya Savaşı ve sonuçlarıyla alakalı. Ne yapalım hiç vakit kaybetmeden soru çözümlerimize başlayalım. Birbirinden özel birbirinden güzel e, sorular hazırladık sizler için. İnşallah sizlere fayda sağlar hem KPS e hem ...ayete, tarihe girecek değerli arkadaşlarımız için bu serimizi hazırlıyoruz. Hemen ne yapalım? Sorumuza başlayalım. Ne diyor sorumuz? Osmanlı Devleti'nin askeri harekat yaptığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde sorumuzu yönlendirmiş olduk sizlere. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı'nın askeri hareket yaptığı ilk cephe hangisidir? Tabii ki de Kafkas cephesidir. Burada cevabımız C şıkkı Kafkas olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım sorumuz ne diyor? Birinci Dünya Savaşı'na Kafkas cephesinin açılma sebepleri arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Bunların arasında sevgili arkadaşlar Türk dünyası ile birleşmek var biliyorsunuz ki. Bir Turan Devleti kurma hayali, düşüncesi mevcut. Kars Ardahan Batumu'nu Rusya'dan geri almak istiyoruz. Biliyorsunuz ki Kars Ardahan Batumu 1878 Berlin anlaşmasıyla Rusya'ya bırakmıştık. Bu Kars Ardahan Batum'a da Elviye-i Selase adı veriliyordu. Burayı Rusya'dan geri almak istiyoruz. Bakü petrollerini Osmanlı hakimiyeti altına almak istiyoruz. Kafkasların ardından Hindistan'a inerek İngilizlerin de sömürgeleriyle bağını kesmek istiyoruz. Bunlar Kafkas cephesinin aşılmaz sebepleridir ama Balkanlarda savaşın yayılmasını sağlamak gibi bir amaç söz konusu değildir. Kafkas cephesinde zaten doğuda yer alıyor. Kafkas cevabımız o yüzden en şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Kafkas cephesinde Osmanlı Devleti'nin başarısız olmasının sebepler arasında hangisi yoktur diye sorduk. Bunların arasında ağır iklim koşulları biliyorsunuz ki ağır kış koşullarıyla karşı karşıya kaldık. Almanya'dan beklenen yardım gelmedi Kafkas cephesinde. Yanlış bir taktik uygulandı ee, Enver Paşa tarafından biliyorsunuz ki. Salgın hastalıklar e, sadece soğuk iklim şartları değil salgın hastalıklar da e, bize bir hayli zorladı Kafkas cephesinde. Ama Turancılık fikrinin hayata geçirilmek istenmesi e, bu bir ülküdür arkadaşlar. Bir idealdir. Başarısız olmasıyla bunun bir alakası yoktur. Cevabımız o yüzden en şıkkı olmuş oldu. Bu sebe e, sebepler arasındadır. Kafkas cebesinin açılmasının sebepleri arasında gösterilir. Geldik 34'e. Sarıkamış harekatı ile ilgili bilgiler veren bir tarih öğretmeni aşağıdaki cephelerden hangisiyle ilgili bilgiler vermiştir? Hangisiyle ilgili? Tabii ki de Kafkas cephesi ile ilgili bilgiler sunmuştur. Geldik 35'e. Osmanlı Devleti Kafkas Cephesi'nde aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır? Bakın bütün soru tarzlarını göstermeye çalışıyoruz. Ee, sizlere e, herhangi bir ne kalmasın arkadaşlar e, eksiklik kalmasın. Bütün soru tarzlarını görün istiyoruz. O yüzden en ince detayına kadar e, ne sorabilir bunları e, yaparak e, soruları hazırlıyoruz. E, sizlere sunuyoruz. İnşallah faydalı oluyordur. Kafkas cephesinde de biz kimle savaşıyoruz? Tabii ki de Rusya'yla savaştık. Zaten diğer cephelerde de e, arkadaşlar kimle savaşacağız? İngilizlerle savaşacağız çoğunlukla. Geldik 36'ya. Sarıkamış felaketinden sonra Ruslar karşı taarruza geçerek aşağıdaki yerlerin hangisini ele geçirmiş olamaz. Şöyle bir kanı var e, Kafkas cephesinde. E, Kafkas cephesinde e, binlerce askerimiz biliyorsunuz ki donarak şehit oldu. Orada savaş bitti sanıyoruz. Arkadaşlar bitmedi. Bizimkiler Bakü'ye kadar ilerledi. Ama Ruslar Bakü'de durdurdu bizi. Daha sonra Ruslar ne yaptı? Karşı taarruza geçtiler. Ve karşı taarruza geçerek nereleri aldılar? Erzurum'u, Trabzon'u, Van'ı, Bitlis'i aldılar. Ve birçok yeri aldılar. Daha saymadığımız. Ama bunların arasında Yozgat yoktur arkadaşlar. Yozgat'ta ben Yozgat diyeyim diye şıkka koydum bu şekilde. Cevabımız V şıkkı oldu. Kafkas cephesinde Ruslarla işbirliği içerisine giren, bunun üzerine 1915'te Osmanlı Devleti tarafından çıkartılan Sevk ve İskan Kanunu yani Tehcir Kanunu ile Suriye ve çevresine sürülen devlet hangisidir? Ermenistan arkadaşlar. Ermenistan biliyorsunuz ki e, tremagonlarıyla birlikte e, Suriye ve çevresine sürülmüştür. 1915 yılında Osmanlı Devleti tarafından çıkartılan ...çıkarılan Sekviskan Kanunu... ...aşağıdaki yayın organlarının... ...hangisinde yayınlanmıştır? E, düz mantık arkadaşlar. E, nerede yayınlanmış olabilir? Resmi gazetede. Dönemin resmi gazetesine... ...Takvimi ve Burada cevabımız değişik oldu. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Geldik 39'a. Ki benim en çok... O, ...beklediğim soru tarzlarıdır. Özellikle ÖSYM Mustafa Kemal'in görevlerini... Çokça sordu. Sormaya devam edecektir. E, bilmemiz lazım. Mustafa Kemal nerede, ne görev yapıyor? Bunları adımız, soyadımız gibi bilmemiz lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın Kafkas cephesindeki görevi nedir? Arkadaşlar Kafkas cephesinde Mustafa Kemal 16. Tümen Komutanlığı görevini yürütmekteydi. 19. Tümen Komutanlığı Çanakkale cephesinde 1. Dünya Savaşı başladığı sırada Sofya ateşi militeridir. 9. Ordu Müfettişi Samsun'a çıkıştan, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ise Mondros ateşkesinden sonra. Geldik 40'a. Mustafa Kemal Paşa 16. Tümen Komutanı olarak Muş ve Bittisi aşağıdaki cephelerin hangisinden hangisinde kurtarmıştır? Muş ve Bittisi arkadaşlar biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Kafkas cephesinde kurtaracaktır ve Mustafa Kemal'e altın kılıç madalyası verilecektir. Geldi 41'e. Mustafa Kemal Paşa, Muş ve Bitlis'in kurtarılmasında etkili olmuştur. Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa'ya altın kılıç madalyası verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Muş ve Bitlis'i hangi devletten geri almıştır? Hangi devletten geri alacaktır? Tabii ki de Rusya'dan arkadaşlar. Rusya ile savaşıyoruz biliyorsunuz ki. Cevabımız burada Rusya oldu. Geldik 42'ye. Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirmiş olduğu Sarıkamış Harekatı'nın sonuçlar arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Sarıkamış Harekatı'nın sonuçlar arasında çok sayıda Osmanlı askeri şehit olmuştur arkadaşlar. Turancılık fikri hayata geçirilememiştir. Rusya ileri harekata geçerek belli yerleri ne yaptı ele geçirdi. Aynı bahsettik. Ve Ermenileri ne yaptı Ruslar ayaklandırdı. Ama İslamcılık fikir akımının önemini yitirmesi Kafkas cephesinde değil. Nerededir? Hicaz-Yemen Suriye, Filistin, Irak cephelerinde önemini yitirecektir. İslamcılık fikir akımı. Geldik 43'e. Rusya Bolşevik devriminin olması sebebiyle Osmanlı Devleti ile ateşkeslerden hangisini yapmıştır? Bakın Mebin kitabına 21 bir bilgidir. Dikkat sakın Brest-Litovsk anlaşması demeyeceğiz. Arkadaşlar ne diyeceğiz? Ateşkes diyor bizlere. Erzincan Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştır. Mevin kitabına girdi bu bilgi. Aman dikkat. E, bunu biliniz arkadaşlar. Bakın böyle bir soru sorduğunda emin olun sınava giren %90 e, aday Bresti Tosku ne yapar? İşaretler. Ateşkes deyince ben aklınıza Erzincan Ateşkes Anlaşması gelecektir. Rusya ile Bolşevik devriminden sonra. Geldik 43'e. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Brest-Litovsk ile Rusya hangilerini Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır? Osmanlı Devleti'ne Kars, Ardahan, Batum. Ne diyorduk biz buna? Elviye-i Selase adını veriyorduk. Burada cevabımız ne olacak? Hepsi olmuş olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz birazcık uzun. Şöyle yapalım. Tarih öğretmeni Furkan Bey ders e, öğrencilerine destek. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda toprak kazandığı tek cephe hangisidir şeklinde soru yönlendirmiştir. Öğrenciler ise şu cevapları vermiştir. Bakıldığı zaman arkadaşlar bu öğrencilerden hangisi doğru cevap verecek? Kafkas, Suriye Filistin, Kanal, Irak, Çanakkale cephelerini öğrencilere cevap vermiş. Hangisi Zeynep adlı öğrenci doğru cevabı vermiş olacak burada? Kafkas cephesidir arkadaşlar. Toprak kazandığımız tek cephedir. Kaybetmem kaybetmemize rağmen ne yapıyoruz toprak kazanıyoruz Ruslarda ihtilal çıktığı için Ruslar Kars'ardan Batum'dan çekilecektir. Cevap Zeynep oldu. Geldi 46'ya. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda hangilerinde taarruz yapmıştır? Taarruz yaptığımız cepheler hangileriydi? Kafkas ve Kanal'dı. Çanakkale'de savunma yapıyoruz arkadaşlar, taarruz yapmıyoruz. Cevap 1 2 oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Birazcık geri alalım. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda nokta nokta cephesini açma sebepleri şu şekildedir. Süveyş kanalını ele geçirmek, mısır almak, İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek. Bunlar hangisiydi? Sevgili arkadaşlar, kanal cephesiyle alakalıydı. Süveyş kanalı aklınıza gelebilir. Mısır almak, İngilizlerle sömürge bağlantılarını kesmek. Hindistan'daki sömürgelerini. Arkadaşlar böyle bir amacımız var. Ama başarılı olamayacağız kanalda da. Geldi 48'e. Osmanlı Devleti Kanal Cephesinde hangi devlette mücadele etmiştir? Ben Zene demiştim. Kafkas hariçti yerlerini İngiltere ye işaretleyeceksiniz. Cevap İngiltere. Arkadaşlar cevap İngiltere oldu. Bunu biliniz. Geldi 49'a. İngilizlere karşı yürütülen Kanal Cephesinde Osmanlı Devleti'nin komutanı hangisidir? Bakın ben böyle soruları bekliyorum. Hangi cephede hangi komutan var? Bunları bilmemiz şart. Kanal Cephesinde de kim var? Cemal Paşa var arkadaşlar. En kötü nasıl aklınıza tutabilirsiniz? Cemal'in alı, kanalın alı. Arkadaşlar bu şekilde belki bağlantı kurabilirsiniz. Geldik 50'ye. Hicaz'ın bağımsızlığının sağlanması ve kendisine halifeliğin verilmesi şartı ile Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanma çıkartacağını İngilizlere bildiren isim hangisidir? E, şeref olmayan Şerif Hüseyin arkadaşlar. E, burada isyan çıkaracak biliyorsunuz ki. Geldik 51'e. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngiltere'den aldığı destekle beraber Türk ordusuna karşı ayaklanmasına etkili olan İngiliz casus kimdir? İngiliz casus Thomas Edward Lawrence arkadaşlar. Ee, ne yapacaktır? Ee, bize karşı casusluk yapacaktır. Özellikle Arapları kışkırtıyor biliyorsunuz ki Lawrence. Bir diğer sorumuzdayız. Geldik 52. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı sürecinde Müslümanlar üzerine cihat çağrısı yapmasına rağmen Arapların İngilizlerle ittifak yaparak isyan etmesi gelişmelerinden hangilerinin yaşandığını bize gösterir. 1. Halifelik makamının İslam dünyasındaki birleştirici özelliği artık azalıyor arkadaşlar. Bakın, siz cihat yapıyorsunuz, e, Araplar ne yapıyor? Size isyanla karşılık veriyor. E, Bu neyi gösterir? İslam dünyasındaki birleştirici özelliği azalıyor Halifelik makamının. Ümmetçilik duygusu, İslamcılık duygusu zayıflıyor. Bu da doğru. Araplarda milliyetçi duygular geliştiği için zaten isyan ediyorlar. Burada ne yapacağız? Hepsini kabul edeceğiz. Cevap 1, 2 ve 3 olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Birinci Dünya Savaşı'nda. Aşağıdaki cephelerin hangisinde İngiliz ordularına karşı Yıldırım orduları grup komutanlığı oluşturulmuştur? Bakın, böyle bir soru gelirse ee, gerçekten birçok adayımız zorlanacaktır. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı arkadaşlar Suriye Filistin cephesinde oluşturulmuştur. Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yapacak ama Suriye Filistin'de değil. Nerede yapacaktır? Mondros'tan sonra. Yıldırım Orduları Grup Grup Komutanlığı'nın arkadaşlar bakın burada sorusunu sorduk. Suriye Filistin cephesinde bu komutanlığa Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına getirilen isimler kimlerdir? Bakın birisi Falkenhayn, diğeri Limonman Sanders'tir. Mustafa Kemal Paşa ne zaman? Mondros'tan sonra gelecektir. O yüzden cevap burada 1-2 olacak. Bakalım cevap Bursa. Geldik 55. sorumuza. Mustafa Kemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'nda 7. Ordu Komutanı olarak görev yaptığı cephe. Bakın daha önce demiştik ya. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nda Suriye Filistin'de Falkenhayn ve Limonman Sanders vardı. Peki Mustafa Kemal Paşa. Suriye Filistin cephesinde hangi görev yapıyor? 7. Ordu Komutanı olarak görev yapıyor. Aman dikkat dediğim gibi Mustafa Kemal ile alakalı arkadaşlar özellikle Mustafa Kemal'in hangi cephede hangi görev yaptığını bizlere ÖSYM e sürekli soruyor. Sormaya devam edecektir. Dikkat. Geldik 56'ya. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde Mustafa Kemal Paşa İngiltere'ye karşı yaptığı mücadelede savunma hattını İskender ona çekmiş ve İngiltere'yi burada durdurmayı başarmıştır ifadesini kullanmıştır. Tarih öğretmeni Furkan Bey'in verdiği bilgi, Birinci Dünya Savaşı'nın hangi cephede yaşanan bir gelişmedir diye sorumuzu yönlendirmiş olduk. Şimdi bunu anlamanız için kısaca bir harita çizmeye çalışacağım ölçeksiz arkadaşlar. Ee, şimdi burada biliyorsunuz ki Mısır, burada Kanal Cephesi var. Şimdi biz burada Kanal Cephesi'nde taarruz yapıyoruz ama İngilizler burada bizi ne yapacak, durduracak... Ee, daha sonra İngilizler arkadaşlar karşı taarruza geçip ne yapacaklar? Ne yapacaklardır? Filistin, Suriye üzerinden Hatay'a kadar gelmeye çalışacaklardır. Mustafa Kemal buraya gelip burada ne yapacak arkadaşlar? İngilizleri durduracaktır. İskenderun'da, Hatay'da. Bakın bunu biliniz. Bu şekilde harita üzerinde aklınıza kalmıştır muhakkak. Cevabımız Suriye-Filistin cephesi olacaktır. Zaten bu soruyu yaparken aklınıza ne gelsin arkadaş? Hatay'la hangi eee ülke, sınır en kötü buradan aklınıza getirebilirsiniz. Suriye tabii ki de e, buradan kolayca yapabilirsiniz. E, güzel sorudur. E, mantık, düz mantık yürütürsek kolayca yaparız. Geldik 57'ye. Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra hangi göreve atanmıştır? İşte beklediğim soru bu. Ben bu soruyu bekliyorum. Mondros'tan sonra arkadaşlar Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak atanmıştır Mustafa Kemal. Aman dikkat. 9. Ordu müfettişi de aynı söylemiştik. Samsun'a çıkışta 7. Ordu Komutanı olarak Suriye Filistin'de. 19. Tümen Komutanlığı olarak Çanakkale'de. 16. Tümen Komutanı olarak Kafkas'ta, Kafkas cephesinde. Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak da Mondros'tan sonra ne yapacaktır? Bu görevi yürütecektir Mustafa Kemal Paşa. Geldik 58'e. Beni en çok duygulandıran e, sorulardan birisidir yazarken de. Ayrıca e, gerçekten inanılmaz okuyalım sorumuzu. E, okuduktan sonra sizler de e, eminim ki duygulanacaksınız. Monros mütakere sonrasında. Medine Kalesi'nden Türk bayrağını kendi elimle indiremem. Eğer mutlaka boşaltacaksanız buraya başka bir kumandan gönderin. Ben Hz. Peygamberimizin mezanda bunlara bırakmam. Al bayrak burada dalgalanacak şeklinde cümle kuran ve ateşkesten sonra 72 gün daha Medine'yi savunan Osmanlı Devleti'nin komutanı kimdir arkadaşlar? Mükemmel bir komutandır. İnanılmaz bir komutandır. Ee, Hazreti Peygamber'e aşık bir komutandır. Kimdir bu komutanımız arkadaşlar? Bu komutanımız tabii ki de Fahrettin Paşa'dır. Çöl kaplanı. Medine müdafiisidir kendisi. Fahrettin Paşa. Allah rahmet eylesin gerçekten e, bu soruyu dediğim gibi hem okurken hem yazarken e, duygulanmamak elde değil arkadaşlar. Geldik 59'a. Yukarıda verilen isim hangisidir? Şerif Hüseyin'in çıkardığı isyana karşı mücadele ediyor. Çöl Kaplanı da aynı söylemiştik. Medine müdafisi unvanını almıştır. Hicaz Yemen cephesinde mücadele etmiştir. Bakın ben size ne demiştim? Hangi cephede hangi komutanımız var? Bilmemiz lazım. ÖSYM buralardan yokladı çünkü. Kanalla Cemal Paşa, Hicaz Zemen'de kim? Fahrettin Paşa arkadaşlar. Fahrettin Paşa. Irak'ta Halil Kut Paşa. Bakın Kafkas'ta Enver Paşa. Çanakkale'de Limon Van Sanders, Mustafa Kemal Paşalar. Bakın birçok isim var arkadaşlar. Bunları e, bilmemiz gerekiyor. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Yine beklediğim e, sorudur. Mustafa Kemal Paşa Hangi görev yapmıştır? Yukarıdaki cephelerin hangisinde görev yapmıştır Birinci Dünya Savaşı'nda? Bunu ne diye kodlayacağız? Mustafa Kemal nasıl bir insan? Cix. Karizma değil mi? Cix diye kodluyoruz. Sırasıyla Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Arkadaşlar bakın böyle bir soru gelebilir. Ee, güzel soru olur. Cevap hepsi. Burada Cix'teki K Kafkas'tır. Kanal demeyeceksiniz. Ee, buna da dikkat ediniz lütfen. Bakın bunlar sırasıyla savaştı cephelerdir. E, kronolojik olarak da. Bu şekilde aklınızda tutarsanız kolayca yaparsınız soruyu. Evet. Bu sorumuzla birlikte e, bu videomuzu sonlandıralım. E, birbirinden özel, birbirinden güzel e, sorular gördük. Görmeye devam edeceğiz. Sizlere yazıyoruz. Arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla e, sizlere yazmaya devam edeceğiz. İnşallah sizlere fayda sağlar. Bu sorularımız muhakkak aralarından sorular gelecektir. E, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.